Rahmetli Abbas'la evlendiklerinde ben daha gençtim. Kız kardeşim gibiydi. Hiçbir zaman yengem olmadı. Doktor Makas amca. Tamam tamam kızım, telaş olma. Şimdi öğreniriz. Durum nedir doktor bey? Tansiyon tehlikeli boyutta fırlamış. Onu dengeledik. Tam vaktinde getirmişsiniz. Ama? Yani yüksek tansiyonla alakalı beyin kanaması riski var hala. O nedenle sabaha kadar beklemekte fayda var Vakkas Bey. Lavin, insan babaya küs kalır. Küser küser. Babası anasının peşinde fukara gibi dolanırsa elbet küser. Sana ne dedim Kudret? Hiçbir şey demedim. Bir şey dediysem de... Çiğniyorum. Ahan da yuttum. Malik nerede? O da Mustafa'ya küstür. Çağırayım. Dün gece biraz halsizdi. Uyandırmadım. Zeytinleri öldüremedin daha kızım. Bir saattir çatallayıp duruyorsun. Neyin var? Hiç... Dün hastanede yoruldum da baba, ondan. He. Hepinize bir haller olmuş gene. Benimki de laf. Ne zaman şu sofraya ağız tadıyla oturup ağız tadıyla kalktık gibi sanki. Hadi afiyet olsun. Sen kızım, yeğen. Hayat! Hayat, ne oldu kızım? İyi misin? İyiyim Makas amca. Yok bir şey. İyiyim. Kerem. Şirin'le anası geldiler. Nasıl yani? Bilmiyorum. Böyle iki büklüm duruyordu. Karnını tutuyordu. Ne diyorsun ya? Ha? Ben de geliyorum.
önüne baksana kardeşim, can bu can. Yolun ortasında yürüyorsun be, asıl sen dikkat et. Ulan. Peki. Aha, Azrail de buradaymış. Nereden tanıyorsun bunu şimdi? Sıraç Bey'in kardeşi olur kendisi. Allah senden razı olsun oğlum. Bizi hastaneye götürdün. Çok sağ ol. Gel kızım. Sen içeri geç. Hevesin kursağında kaldı Cennet. Kızların bayrak gibi ortadadır. Abla. Benim kızlarım namusumuza halel getirmezler. Benim kızlarım emzirdiğim süt gibi apaktır Cennet. Bana hiç çıkışma. Ettiğini buluyorsun.
Hadi hayat. Hadi. Hadi canım. Günaydın İsmail. Onca sene, onca gece ne acı çektiğimi, içimin nasıl yandığını anladın mı Cennet? Cennet! Senin ne işin var burada? Hayatı kime bıraktın? Ne ben ne hayat? Umurunda mıyız senin? Ha? Kızı yalnız başına hastanede bırakıp buraya mı geldin Cennet? Hayat gitti İsmail. Devlet kızı acıdığı için koruma altına aldı. Hayat da gitti. O ne demek? Devletin adamlarıyla gitti demek. Sen de bıraksın ha. Aferin. Cennet. Ben o kızla söz verdim. Seni bir daha kimseye bırakmam dedim. O zaman başına dursaydın. Bekleseydin. Hemen gidip kudreti... Ne oldu İsmail? Bu hayat derdi bitmedi mi? Cennet! Ben kızıma bir söz verdim. Söz! Anladın? Sıraç! Ne oluyor lan? Oğlum koş. Koş babana yetiş. Hayatı devlet mi ne almış? Hastaneye gitti. Koş oğlum. Ne demek devlet almış ha? Vel vel vel. Hırsından adamı dellendirdin mi? Ne oldu? Bütün derdin İsmail değil mi Kudret abla? Al senin olsun İsmail'im. Ama bundan sonra ne bana ne çocuklarıma bulaşma. Sakın bulaşma! İsmail! İsmail bir şey söyle. Arkadaşlar alın. Oğlum. Durun. Ayıptır. Benim kızımdan oğlumu nereye götürürsün? Dede karışma sen. Çekil. Ana. İsmail. Cennet. Cennet beni bu hallere düşürdün ya Cennet. Sen dur. Sen dur göreceksin bak başına ne işler gelecek Cennet. İsmail. Polisler babamgilleri götürüyor. Yoksa Kerem yüzünden mi? Deli nefes al! Deli! Deli! Koş kolayı getir çabuk koş! Delicim deli nefes al! Baba ne oldu?
Geç. Ne? Gelecek dede babam gelir. Adriano. Hayat, kızım. Sen git ana. Merak etme beni. Abbas. Yok kızım, iyiyim. Sanki nefesim kesildi. Babanızı öyle görünce. Baba, sana bir tuzlu ayran yapayım mı? Sen bir eksik kal. Senle senin oynak kızın yüzünden götürdüler anamla babamı. Şirin, ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Benim derdim bana yetiyor. Ne derdi ya? Hangi dert? Benim anamla babamı götürdüler diyorum, sen anlamıyor musun? Şirin, terbiyesizlik yapma. Böyle konuşma benimle. Konuşurum işte. Yalan mı? Senin yüzünden götürmediler mi anamla babamı? Şey yapma. Ne yapma abla ya, ne yapma? Onlar istediği her şeyi yapsınlar. Bana gelince Şirin yapma. Ya anama babama yazık değil mi? Sen de böyle boş konuşuyorsun. Susun artık. Tamam dedem. Ana. Polisler babamı neden götürdü? Babanı değil mi? Babanı. Ya benim anam? Benim anam insan değil mi? He? İnsan değil mi? Sıraç abim hayat için anamı hapse attırdı. Bekir abim sizin namusunuzu temizlemek için Kerem'in peşine düştü. Siz de böyle keyfinize keyif katın. Sen de böyle erkeğim diye ortalıklarda gez. Bana bak Şirin. Küçüklüğünü bil ha. Sana mı soracağım ya? Sana mı soracağım çolak? Sen bana vuracağını bozuk olana bacına vuracaktın Malik, bozuk kardeşine. Şirin yeter, sus artık. Ne sus abla ya, ne sus. Bana vuracağını kardeşine vursaydın, bana erkek yapacağını millete erkeklik yapsaydın. Ya baksanıza el alemin rezil olduk, herkese reklam olduk ya. Eğer bu çolak erkek olsun. Şirin yeter, sus artık. Thank you.
Sirac! Dede. Ananı babanı polise sen mi verdin? Senin ne hakkın var benim oğlumu rezil perişan etmeye ha? Kendi cümlemimizi ortalığa dökmeye ne hakkın var? İstanbul sana ananı babanı satmayı, canını ciğerini çiğnemeyi mi öğretti ha? Sen ne hakla benim oğlumun adını ortalığa düşürürsün? Dede ben... Konuşma! Dede, bilmiyorsun dede. Her şeyi sen mi biliyorsun? Dede, el kadar kızı ziyan ettiler. Böyle mi öğrettin bize? Doğru mudur yaptıkları? Böyle mi bulacaksın doğruyu? Ayıp değil mi? Babanı, hele hele kadın başına ananı polise karakola vermeye utanmıyor musun? Dede. O kızı 70 yaşında adama vermeselerdi de bunların hiçbir olmayacaktı. Yani sen böyle yapınca her şey temizlendi öyle mi? Yazıklar olsun sana da senin erkekliğine de. Büyüklerimiz akıllı olsaydı bana erkeklik yapmak düşmezdi dede. Sen büyüklerinin aklına laf edene kadar onların ahvalini anlayaydın önce. Gece vakti oralarda. Bekir yanına gidecekti. He. Sen sıcak yatağında keyif çat. Bekir'le İsmail orada ekmek derdine donsun. Oh! Ona ben kalkayım. Tamam oğlum. Melik. Oğlum bekle de beraber gidelim. Hadi. Sirac, oğlum şunu al, kiranın üstünü tamamla da ev sahibine ver. Biraz geciktik ama kusura bakmasın. Tamam dedem, sen merak etme. Hallederim ben. Kudret abla. He. Ağzına bile sürmedin. Bir tatsaydın. Yok. Hamurunu yandırmışsın, yağını çok almış. Bana dokunma. Zeliha, sen görüşe gidecek misin bugün? Soyadım tutmadığı için Deniz zor dedi. Ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Kim bilir ne yapıyor çocuk oralarda yalnız başına. Sorma be. Sorma. Aklıma geldikçe lokman boğazıma takılıyor, gitmiyor. Selam. Bu saat oldu. Bacın niye gelmedi? Ana üstüne gitme. Okul için hazırlanıyordur. Acı acına mı gidecek bu kız okuluna? Sirac, oğlum. Bak, bu kız İstanbullularda başımıza bir iş açmasın. Bak Sirac. Bu kız bir işini çeviriyor. Deme dede mi? Sen de git götür okuluna bu kızı. Anam, evham yapıyorsun.
Ya korkma, Şirin aklı başında kızdır. Ya el kadar mahallede ne yapacak kız? Hep gözümüzün önünde kız. Hem ben götürür getirsem arkadaşlarına mahcup olur. Bütün arkadaşları yalnız başına okula gidip geliyor. Genç kız oldu artık o ya. Anladım. Ben götürür getiririm o vakit. Tövbe tövbe. Öyle başıboş bırakalım da başkalarının kızı gibi mi olur? Lavin nerede? Okula geç kaldık. Kahvaltısını yaptı banyoda. Gelir şimdi. İyi. Ben okula gidiyorum ana. Hey, git kızım, git okuluna. Dersin bittiğinde hemen eve gel, geç kalma. He mi kızım? Şiren, baban karşısında beni dermansız bırakma. He mi? Sevdiğin adamı korumaya geldin. Tıpkı bir zamanlar beni koruduğun gibi. Parası bitince ne yaparım diye mi üzülüyorsun? Kızım neredesin? Ortadan kaybolup kaybolup gidiyorsun. Selah. Ne oldu gene? Niye ağladım kızım? Ağlayacaksın. O Berat ağlasın güzel gözlüm. Senin gibi bir pırlantayı kaybettiğine yansın dursun. Yüzü de hiç gülmesin inşallah. Ana beddua etme. He tamam. Sen de gözün yaşını dökme o zaman. Hem anası kurban. Kısmet. Kaderindeki Berat değilmiş demek. Boş. Bak ben 18 senedir çile çekiyorum. Ağzımı açıp tek laf ettim mi? Bir damla gözyaşı döktüm mü? Gördün mü hiç? Haklısın ana. Haklısın. Berat'ın beni üzmesine müsaade etmemeliyim. Onun istediği de zaten bu. Onu bu zevki yaşatmayacağım. Hem zaten üzülmekle kendime ediyorum değil mi? He. Kızım. Ana. Abi bak, eğer duyduklarına kızdıysan gerçekten öyle bir şey yok. Ben dedim ona, abim seni keser dedim ama... He. Ben ne yesem de bu Malik itinden şu sinirim mi çıksa ya? Şerefsiz adam ya. Akşam akşam bak bana nasıl küfür ettiriyor it oğlu it ya. Ne dolanıp duruyorsun öyle bıçaktan kaçmış koyun gibi? De git yat. Haydi. Kız. Senin yarın okulun yok mu? Haydi sen de doğru odaya. Haydi. Kız ne oturuyorsun burada? Haydi de git giyin geceliğini neyini. Üf ona ya. Haydi haydi. Sabrısın cennetim.
Allah yokluğunu vermeye. Senin de İsmail. Allah senin de yokluğunu vermesin. Çalışmasan ne olur Cennet? Ha? Yani görüyorsun başımıza gelenleri. Acımızdan ölecek değiliz ya. Ben çalışmana razı değilim. Lüzumsuzdur. Bak İsmail, uzun uzun konuşmaya lüzum yok. Çalışmak ayıp değil ya. Ha? Ben de çalışayım, eve bir katkım olsun. Ne var bunda? Well, well, well. Ağızlara bak sen. Tam şehirli olmuşsun Cennet Hanım. Koca ne diyorsa onu yapacaksın. Ya Kudret, bir şeye de karışmasan, bir şeyden de eksik kalsan ne güzel olacak? Tabii, Kudret sussun. Bu evde herkes her kıyası Kudret sussun. Bir elin içinde çalışmalar eksikti. Daha bakalım başımıza neler gelecek. Kudret abla. He. Beceremedim gitti. Ne zor bir şeymiş bu boyun bağı denilen şey. Öf. Doğru valla. Şimdi kalkar Zeliha bağlarsan. He, kalksın da yardım etsin Zeliha. İsmail senin neyin var? Yok şey. Ver. Bak dün gece geldiğinden beri bir gariplik var gibi de. Yok bir şey yok iyiyim. Ya bu... Bununla olacak mı ki? Başka yok ki. Doğru. İsmail. He. Bu parayı nereden buldun? Sen orasını karıştırma. Nereden bulduysan buldum. Bak Kudret. Cennette köpek gibi didişmeyin. Gözünüzü seveyim. Kız için eve geliyorlar. Ha, kavga etmeyin ne olur. Bilmez gibi konuşma İsmail. Ben hiç kavga eder miyim? Sen onu Cennet'e söyle. He. Doğru söylüyorsun vallahi billahi. Sen kavga eder misin? Ben laf olsun diye konuşuyorum. Merak edin. Ben çay koyayım. Vallahi ya. Biz burada böyle çalışalım. Cennet Hanım da orada öyle yan gelip yatsın. Kızım onun işi çok. Ne yapsın? Çok çalışıyor. Ana kız gerçekten çalışıyor mu? Gerçek. Babam nasıl izin verdi? Kızım o Cennet ne yamandır o. Ama ben biliyorum yapacağımı. Gidip el alemin işinde fingir deşecek ama benim sesim çıkmayacak. Göreceğiz bakalım. Değil mi ona? Yok kızım, etmezler. Ederlerse de sen tıka kulaklarını duyma. Öyle olmuyor ki. Yine de duyuyorum ona. Ana, ha. Babam nereden buldu bu parayı? Baban mı? Ha. Babalar çocukları üzülmesin diye ne yapar, ne ederler? Bulurlar parayı. Baba günaydın. Gel gel kızım. Şu boyun bağı mıdır nedir? Delirtti beni, bağlayamadın. Hadi Zeliha şunu bağla. Bu ne şıklık böyle?
karşılığı. Ya gelecekler ya devletten. Sosyal hizmetler. Ha, bugün geleceklerdi değil mi? Ha ya. Ya sıkıştım. Kim var içeri? Çeşim geldi. Lavin vardır. Dur. Dön. Oldu. Ha ne bileyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Lavin burada. Kim var içeride? Şirin vardır baba. Ne bileyim. Çıkar şimdi. Hay. Neyse ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Selametle. Kolay gelsin. Güzellik uykusundan kalkmış bizim taze gelin. Sabah şeriflerin hayır olsun Cennet Hanım. Otur hadi.